Sözcü Televizyonu ekranlarından başka bir söz programından hepinize merhaba. Bir yanda şehitlerin acısı, diğer yanda yükünü her geçen gün omuzlarımızda daha fazla hissettiğimiz ekonomik kriz. Kavga, dövüş, gürültü derken zor bir haftayı geride bıraktık. Bedenimizi ve en çok da ruhumuzu yoran bu gündemle ve bu ülkede nasıl yaşayacağız? Kişisel ve toplumsal travmalarımızı nasıl atlatacağız? Ruhumuz nasıl şifa bulacak? Bu akşam bu sorunun peşinde olacağız. Her hafta olduğu gibi çok kıymetli bir isim bizimle beraber. Klinik Psikolog Psikoterapist Gökhan Çınar. Hoş geldiniz Gökhan Hoş Bey. E, sizi zaten sosyal medyadan çok iyi tanıyor seyircilerimiz ama Katarsis isimli formatında yaratıcısı unvanını eklemek isterim buraya. Çünkü yani programınızı toplumsal anlamda çok e, ayrı bir yere koyuyorum. Kendim kişisel olarak böyle bu hız çağında bu büyük şehirlerin karmaşasında yanından geçip gittiğimiz insanların hikayelerine, acılarına, umutlarına, isyanlarına sizin sayenizde de tanıklık ettik bu süreçte. Önce bir hemen genel başlayalım sonra detayına ineceğiz ama sizin taraftan bakınca memleketin ruh hali nasıl görünüyor? Sıkışık. Hepimiz çok bence aslında sıkışmış duyguların bütününü hissediyoruz baktığımızda. Çünkü... E, mutlaka insan hayatında hem bireysel olarak hem toplumsal ilişkilerde sıkışık dönemler vardır. O dönemler e, hayat ritmi gibidir aslında. Önce sıkışırız, sonra birlikte hepimizi nefeslendiren ferahlatan zamanlar olur hayat içerisinde. Ama çok uzun zamandır gündeme ve aslında e, insan psikolojisinin de içerideki gündemine baktığımız zaman o ferahlama, rahatlama olmadı gibi bir yerdeyiz. Ve o yüzden de bence genel olarak insanlara baktığımızda kimi daha e, kimi daha kaygılı, kimi daha depresif, e, belki kimi daha hayatı kontrol etmeye çalışıyor, kimi daha duyarsız, hissizleşmeye çalışıyor. Ama e, hissizleşmeye çalışınca da duygular yok olmuyor biliyorsunuz. Orada bir yerde bastırılıyorlar. Kim gündeme, ülkeye, dünyada olup bitene nasıl tepki veriyor olursa olsun sıkışık ve o sıkışıklığın arkasında da biriktirdiklerimiz var bence. Yani şöyle bir geçmişe dönüp baktığımız zaman e, ülke gündemindeki olaylar e, işte arka arkaya gelmiş olan hem pandeminin hem ekonomik krizin hem depremin etkilerini hala bu kadar sıkışık bir yerde yaşarken de e, gündemde yaşadığımız krizin devamı şehit haberleri e, ve aslında herkesin yaşamakla, maddi manevi geçinmekle ilgili bu kadar kutuplaşmanın ortasındaki dertleri eee birbiriyle geçinmekte sadece hani ekonomik olarak geçinmek değil. Bu kadar şeyle beraber sıkışık ve yorgun hissediyoruz gibi geliyor bana. Yani tabii çaresi böyle burada konuşacağımız gibi değil ama yine de böyle böyle bizde vardır ya Türk insanında bir şeyin uzmanını bulunca mesela doktorsa ya şura ağrıyor, işte avukatsa şöyle bir durumum var diye. Biz de sizi bulmuşken soralım. Aha. Bu karmaşa ve bu sıkışmışlık içinde şu ruhumuzu nasıl Eldeki imkanlarla en azından hafifleteceğiz. Hani dediğinize bazıları yok sayıyor hissizleşme ama o da bir çare değil. Ne yapacağız? Şimdi aslında herkesin bir biricik varoluşu var. Her Hı -hı. insanın da kendisine iyi gelen, kendisini güzel büyütebilecek, Hı -hı. ona nefes aldırabilecek alanlarının bulması gerekliliği üzerinde dururuz biz. Hı -hı. En çok deprem bölgesinde çalışırken ekiplerle beraber ya da deprem gündemindeyken bunu anlatmaya çalışmıştım. O bölgenin içerisinde, o yoğunlukta insan hayatlarına dokunmaya ya da insanların acılarını eşlik etmeye çalıştığımız dönemde bile bazen gerçekten de kendi adıma söyleyeyim, meslektaşlarım da elbette ne kadar zor olsa bile bir yolu yürüyüp orada bir nefeslenmek, bir dünyayı arkanda bırakmak ve biraz soluklanıp kendini hatırlayıp nefesini düzenleyip. Belki ne bileyim sana iyi gelebilecek bir şeyi izleyip, bir kitabı okuyup, bir şeyi dinleyip sonra tekrar dayanışmaya ya da yardımlaşmaya geri dönebilmeyi çok konuşmuştuk o dönemde. Aynı şey pandemide de konuştuğumuz şeylerden biriydi. Hepimizi kaygılandıran bir virüs var ortada ve hepimiz de kapandık. E, biliyorsunuz dışa dönük olanlar için özellikle pandemi çok daha zor geçti daha çok sosyal ilişkilerden beslenenler de vardır çünkü bu hayatta hepimize lazım olsa da o insanlara da kendilerine alan yaratmak, dayanışma ağları kurmayı konuşmuştuk. Bu gündem için de öyle yani duyarsızlaşmaktan bahsetmiyorum, gündemi yok saymaktan bahsetmiyorum, haberlere hiç dönüp bakmamaktan bahsetmiyorum. İçinde bulunduğumuz topluma yabancılaşırsak kendimize de yabancılaşırız çünkü hayatta. Ama bütün bunların içindeyken, bakarken, düşünürken Birey olarak ülke adına kafa yorarken ben ne yapabilirim diye düşünürken bir taraftan da kalp ritmi gibi düşünün kendine dönmek sana iyi gelecekleri duymak seni olduğun halinle kabul eden ya da zamanı yavaşlatan arkadaşlarınla buluşup iki sohbet edebilmek ya da müzik mi daha iyi geliyor bence bedeni hareket ettirmek herkese daha iyi gelir. Bir yürümek mi daha iyi geliyor hayatta? Ya da ne bileyim bazen gerçekten de kafanı dağıtmak üzere dışarı çıkmak mı daha iyi geliyor? Her neyse eşinle bir çay içip gündemden bağımsız biraz nasıl tanıştığınızı, büyüme hikayenizi konuşmak mı iyi geliyor? Bana çocuğumla oynamak çok iyi geliyor mesela. Dünya duruyor ve çocuklukta buluşuyoruz onunla. Ama he, ben hani... 5 formül, 7 anahtar, 8 harita verme. 5 evet, adımda 5 adım atmanın yolları çok popüler ya. Onlar çok popüler ama günün sonunda bana iyi gelen anahtar size kötü gelebilir. Hı hı. o yüzden de kendime iyi gelecek izolasyonları tekrar dönmek üzere gündeme. O izolasyonları o öz, kendime ait zamanı bulabilmelerle baş edebilirim. Bazen insanlar diyorlar ki çok haklılar bu krizde insanın kendine zaman ayırması da pahalı. Evet. Doğru. Aslında doğru baktığımız zaman. Ama onu da söylüyorum. İnsan adaptif bir varlık. Buna susup uyum sağlayıp krizi içselleştirelim ya da kabul edelim diye söylemiyorum. Hı hı. Ses çıkartmamız da gerekiyor. O bizim insan olduğumuzu hatırlatıyor bize. Ama kendimize kaldığımızda da o masraflara girmeden yani en azından gerçekten nefeslenebilmek bir yolu yürüyebilmek. Ya da ne bileyim kendini bir koltukta dinleyip kütüphaneden bir kitap çekip çıkabilmek. Bunlara zam gelmedi neyse ki şimdiye kadar. Ee, o yüzden de en azından bu koşullarda ben ne yapabilirim'e bakmamız lazım. Biz bazen hastanede aylar geçiren insanlara eşlik ederiz. O koşullarda ne yapacağına bakarız. Bazen bizim alanımız çok geniştir. Cezaevinde yıllarca kalacak birine eşlik ederiz. Ve o koşullarda ne yapacağına bakmaya çalışırız aslında. Pandemide evde o koşullarda ne yapacağımıza bakmaya çalıştık. O koşullarda ben kendime iyi gelebilecek nefeslenmeyi nasıl bulabilirim? Bunun için de şeyi hatırlamak lazım. Kimdim ben? Neyle mutlu olurdum? Bu kadar dünya yükü, ülke yükü üstüme çökmeden önce neyle nefeslenirdim? E, susmak mı iyi gelirdi? Sohbet etmek mi? Dans etmek mi? Yürüyüş yapmak mı? Okumak mı? Biraz kendini hatırladerim ben oralarda insanım. Şimdi yani aslında çok zor bir şey. Çok sade bir şey söylüyorsunuz ama kendini hatırlamak da çok zor. İçinde felsefe var, psikoloji var, her şey var. Ee, şimdi bir konuğumuz uzmanlığı sizinle aynı olan şey demişti. Ben hani memleketin ve dünyanın nereden nereye geldiğini hasta profilimden şöyle anlıyordum. Hani bir 10 yıl önce 15 yıl önce daha çok işte aşk ilişki acıları vesaireydi. Ama şimdi gerçekten hani çok başka şeyler geliyor. Siz baktığınızda e, yani bugünün e, insanının size getirdiği en temel sorunlar neler? buna sanırım kaygı derdim. Hı hı. Ee, yani e, aslında hem psikoterapi seanslarında hem işte biliyorsunuzdur belki ülkeyi dolaşıyoruz seminerlerle. Hı hı. Gel yeniden başlayalım seminerleriyle. Orada duyduklarım, hem programda ağırladığım, psikolojik okuryazarlık üzerine yaptığımız programlarda ağırladığım konuklarımda en fazla kaygıyla karşılaşıyorum. Şimdi kaygının da çok fazla yüzü vardır. Her hı hı. insanda da kaygı atıyorum yoğun bir anksiyete olarak ortaya çıkacak bir şey değil. Kimi bunu daha işte tanı alabilecek boyutta yaşarken bir de hayata yayılmış kaygılar vardır. Mesela sürekli yola çıkmayı, hayata hedeflerine başlamayı erteleyen bir insan da kaygılıdır. Yani ne tembel, ne rahat başlamıyor dediğimiz insanın da altta onu tutan duygusu kaygı olabilir. Yoğun bir pasif agresyonun ya da büyük bir dolu dolu bir öfkenin altında da aslında öfke bazen kaygının maske duygusu olarak ortaya çıkmaktadır. Kaygılanarak ne yapacağını bilemeyen, içerideki o fırtınayla baş edemeyen insan dışarıya fırtına estirmeye gidebilir. Duyarsızlaşmanın altında kaygı vardır bazen. E, o yüzden de yaşama dönüp baktığımız zaman kaygının binbir türlü yüzünü gördüğümüzü düşünüyorum. E, e buna da şöyle bir okuduğum zaman bir psikoterapist olarak şeyi de düşünüyorum. Koruyabilsek keşke kendimizi ama bu koşullarda, bu zamanda gerçekten de kaygıyı... Sağlıklı bir dile yola dönüştürmek çok kolay bir şey olmuyor. Yani hı hı. haberlere baktığınız zaman canınız çok sıkılıyor. Herkesin ve herkes krizden nasibini başka türlü bir şekilde alıyor. Duyduğumuz haberler, şehit haberleri, yani canı çok yakıyor baktığımızda. Kutuplaşmanın da hiç bir dönem bu kadar zirvede olduğu bir zaman yaşadığımızı ben hatırlamıyorum. En azından kendi 40 yılımda hatırlamıyorum. Yani ki kuşaklar üzerine de çok araştıran biriyimdir. Elbet birçok dönemden geçti ülke ama gerçekten farklı görüşler, farklı bakış açılarıyla bir arada durmayı kaybedebilmeye başladık. Hı, hı. E bunların hepsine yarattığı bir kaygı var. İnsan evinin salonunda da, yürüdüğü caddesinde de, başka bir yere giderken de iş için, seyahat için güvenli bir alanda, zeminde yaşamak ister. Kaygı en çok o güvenliği tehdit ediyor güvende olmak en temel psikolojik ihtiyaçlardan bir tanesidir. Biz tabii daha en temeli sağlayamamışken hani daha üstü böyle kendini gerçekleştirme vesaire oralara gelemiyoruz tabii ama Türk toplumunun fark etmediği başka hangi duygular var? Mesela hani kaygı diyoruz ya öfke aslında çoğu zaman maskelenmiş kaygı vesaire gibi. Evet. Topluma baktığınızda bizim adını koyamadığınız biraz oradan psikoloji okur yaz yazarlara da gireceğim birazdan. <laughs> Tam doğru tespit edemediğimiz ama yaşadığımız başka hangi duygular var sizin gözlemlediğiniz? Yani Yoğun şöyle, olarak dönemin ruhuna uygun. Şöyle aslında duygular, temel duygular var hayatın Hı -hı. içerisinde. E, hepimiz mutlu oluyoruz, üzülüyoruz, öfkeleniyoruz, utanıyoruz, korkuyoruz ve aslında işte temel duygular ve Şaşırıyoruz, tiksiniyoruz. Dünyada insan hayatında hepsinin belli bir ritimde olduğu bir düzenek duygular. Duygular, e, az, hiçbir insan şu duyguyu hissetmiyorum diyemez. E, ona hissizleşmiş olabilir, ona duyarsızlaşmış olabilir. Hepimizde var. Ee, ve bütün bu duyguların arasından hani işte hep, hep o itirazımı yapıyorum. yani Mutlu olmayı seçiyor ya bazı kişisel evet. gelişim dili. Değil mi? Bu kadar da haz ve mutluluk odaklı bir dünya da sağlıklı mı? Değil Onu sürekli talep ki. etmek. Akıl sağlığımızın yerinde olmadığı anlamına gelir. Sürekli mutlu oluş. <laughs> ee, ya da e, ne bileyim işte duyumsamada, yaşamı e, hissetmede, algılamada, gerçeği değerlendirmede bir sıkıntımız olduğunu gösterir bize. Ayık dolaşmamak demek sürekli mutlu olmak. Riske hep açık olmak demek Mutluluk zaten bir hedef değil. Anı genişleten, yaşandığında doyuma bizi götürebilecek duygulardan bir tanesi baktığımızda. E genelde evet maske duygusu öfke bu ülkenin. O yüzden e, trafikte yan arabayla sürekli kavga eden, direksiyonuyla bile kavga eden, evde televizyon kumandasıyla kavga eden ya da dünyaya dair konuşamadığı, yaşayamadığı utancı kaygıyı, korkuyu bizde özellikle ee, özellikle hemcinslerim erkekler için utanıyorum, korkuyorum, çok üzüldüm demeler yasaklandı büyürken. O erkek olma yüklemeleriyle beraber. De. Bu siyaset dilinde de var bu arada. Ee, bu duyguların çoğu özellikle erkeklerde ama her asıl cinsiyete baktığımız zaman da öfke olarak çıkıyor. Öfke maske duygu olarak çıkıyor ve öfkenin kardeşi olan gerçek duyguyu bulmakla uğraşıyoruz aslında Böyle bakınca. Ee, biraz Acaba diyorum hı hı. vicdani gelişime, dayanışmayla, çok kültürlülükle birlikte büyümekle anılan bir ülke olarak e, burada da vicdani, ahlaki gelişimle ilgili çok önemli yerler vardı. Biraz bunu kaybediyor muyuz ya da bu sallanıyor mu diye korkuyorum. Çünkü e, gözümüzün içine baka baka e, yalan söylendiğini gördüğümüzde hı hı. E, utanç duygusunu mu? Kaybediyor. bastırıyoruz. Kaybedemezler. <laughs> o duygu çıkar bir yerden bulur. Vicdan ilahi bir takiptir. Ee, ve vicdan aslında çok temel bir yerdir yaşamın içerisinde ama utanca bir perde çekiliyor gibi geliyor bana. Çünkü dünya utanmazlarla doldu. Ve Berkman dünyayı utanç kurtaracak der. Ee, ve halk uzanımız Neşet Ertaş öyle der. Kendinden utanmayan hiç kimseden utanmaz der mesela. Ve sağlıklı utanç insanın yaptığı şeyden utanıp diğerlerinin değer yargılarını gözden geçirip bunu telafi edebilme çabasıdır ve sonra da diğerine bir daha aynı zararı verebilmekle ilgili kendi vicdani mekanizmasının onu durdurabilmesidir. Ama bence sokakta da yani e, ne bileyim işte gerçekten e, hayatta e, sütümüze karıştırılan maddeden Örnek veriyorum. Hı hı. E, fiyatın üstüne ekstra konulan fiyatlardan pazarda, orada, burada. E, aslında krizde herkes etkileniyor. Yanlış anlaşılmasın ama suistimal edenlerden bahsediyorum. Hı hı. E, belki memleketle ilgili bir gerçeği yüzümüze söylemeyenlerden. E, ya da aslında bir seçim döneminin öncesinde kutuplaşmayı daha fazla tetikleyenlerden. E, göz göre göre halk içinde, sokakta, yaşam içerisinde yalan söyleyenlere kadar... Yan komşuda kıyamet koparken oraya dönüp bakmayanlara kadar biz bu utanma duygusunu nereye saklıyoruz, nereye gömüyoruz? Bence toplumsal olarak bu ara bakmamız gereken duygulardan bir tanesi bu. Hı hı. Çünkü üstünü kapattığımız her şeyin altında kalırız ve bu kadar bastırılmış bir utanç bize gelecek günlerde ne yapacak, neye dönüşecek korkutur. Bir konuğumuz şey demişti bu çağı özetlerken en tehlikeli cümle bu çağın hayatımıza getirdiği şudur demişti. Kime göre, neye göre? Hani şimdi artık her şeyin kişiselleştiği, daha özgürlükçü vesaire tırnak içinde bir dünya. O yüzden de hani bazı normlarda buluşmamıza gerek yok kime göre, neye göre. Ve bunun da en tehlikeli olduğu şeyin ahlak olduğunu söylemişti ki bizim herhalde ahlak tanımımızda bile yani bugün 100 kişiye sorsanız 100 farklı ahlak tanımı yapılabilir. Orada da bir şeye baktığımız işte kime göre yanlış, neye göre doğruya geldiğimizde sizin biliminizden baktığımızda hani bir kerteriz noktası yakalayabilmek adına soruyorum. Ahlak nedir? Şimdi burada ahlak tanımına baktığımız zaman tabii felsefeden çok büyük düşünürler düşünürlere hı hı. kadar gidilebilir baktığımızda. Ya da işte bizim kültürümüzde de aslında yani doğuda ve batıda birçok farklı tanım var ama çok temelde şöyle bir yerden anlatabilirim. Ahlak vicdanla ilgili ahlak bir yandan da aslında bütün bu normlar, kurallar bütünü vesaire anlatılır ama baktığımız zaman aslında vicdanla ilgilidir ve ortak değer yargıları bütünüdür baktığımız zaman. Elbette hepimizin bakış açıları, duyguları, varoluşu, hayat deneyimleri farklı. Ama aslında toplumsal bir vicdan oluşturmak zaten başka başka olanların da bütünün bir parçası olduğunu ve Bambaşka hayatlardan, dünya görüşlerinden, inançlardan gelse bile insanların birlikte yaşayabilme kurallarının temelidir ahlak. Ahlakın temeli de vicdandır böyle baktığımız zaman. Ee, şöyle bir yerde dururuz biz. İnsanın insan hakkını savunabilmesi için kendi sevmediği, kendi dünyasından olmayan, kendisi gibi düşünmeyen insanların da hakkını savunabildiği bir dünyadır İnsan hakkı savunmak sadece senin gibi düşünenleri ya da sana benzeyenleri düşünmek değildir. Böylece zaten bütünü oluşturup birlikte yaşayabilir hale geliyoruz. Ee, o yüzden bizim baktığımız alanda da insanların vicdani gelişimine bakıyoruz ve böylece toplum vicdanına bakabiliyoruz. O daha çok hem sosyal psikologların hem sosyologların işi ama biz de bireyden yola çıkabilerek buna bakıyoruz psikologlar olarak. Şöyle bir şey çok tehlikeli benzer bir yere geleceğim. Herkes namus bekçisi oldu. Herkes. Ve namusu insanlar çoğunlukla kadınla ve kadın bedeniyle evet. e, bir şekilde tanımlamaya başladılar. Bu e, kusurlu cinsiyetçi hatta hastalıklı tanımların ötesine geçmemiz lazım. E, namusu bedende arayan bu düzende ahlak kayboluyor e, ve böylece vicdan görünmüyor bence. E, aslında şöyle bir dönüp baktığımız zaman namus kavramı da vicdanla ilgili. Ee, ve e, kadının dünyasında neyi yaptığı, nasıl yaşadığı bu kadar konuşulurken e, ona bu zararı veren ya da zarar verme potansiyeli olan erkeğin ya da başka bir kadının burada yine cinsiyetçi olmayalım, vicdanı hiç konuşulmayan bir hale geldi. Böylece de aslında ahlaksızlık normalleşti. Evet. Ee, o saatte orada ne işi varmış ahlaksız bir sorgulamadır. Üstünde ne varmış ahlaksız bir sorgulama. Öyledir, öyledir. Doğru ve sınırları geçenin sınırları olmaz diye de bir laf var ya Gökhan Bey. Herhalde tam onu yaşıyoruz değil mi? Bazı sınırları geçeli çok oldu biz. Öyle. E, toplumca şimdi nasıl döneceğiz o tekrar o sınırlara? O da ayrı bir tartışma. Peki sizin e, formatınız üzerinden de bir şeyler sormak Aynen. istiyorum özellikle. Yani bizi hiç bilmediğimiz hayatların içine götürdünüz. Aynen. Hiç görmediğimiz, duymadığımız acıları ya da hani bizim için sadece filmlerde, kitaplarda gördüğümüz şeylerin gerçekten ete kemiğe bürünmüş hallerini gördük sizin programınızla. Bir kere sizi nasıl değiştirdi bu kadar hayata? Dokunmak. E, büyüttü tabii. Yani Hı -hı. ruhsal olarak çok büyüttü. Şimdi e, hep anlatıyorum o öyküyü. Ben 12 yaşında radyoya başladım. Hı -hı. Çocuk programları yaparak başladım. E, sonra e, büyürken üniversitede psikoloji okumak zaten çok temel bir hayalimdi. Ve bir diğer hayalim de medyaydı. O yüzden de yüksek lisans klinik psikolojide yaptıktan sonra psikoloji bölümünü bitirip doktoram sinema televizyon benim. E, ve o alana gittim. Ve Katarsis'in hayalini kurdum bir gün ülkede psikolojik okur yazarlık üstüne bir program yapacağım. Ne kadar izlenir, yaşamda ne olur, ne biter, nasıl karşılığı olur bilmiyordum bunu hı hı. düşünürken aslında. Ve e, hep söylüyorum. katersiz bir farkındalık programıdır. Bir eşitlik programıdır. Bir psikoterapi seansı ile ilgisi yoktur. Hı hı. Beni en çok mesleğim ve danışanlarım büyütmüştür. Çünkü orada derinleri yaşarız seans odasında. Ve ben seans odamdan bahsetmem bile. Orada dünya kadar kendi gizliliğinde bir alan var. Ama toplumu anlatmaya gönüllü olan farkındalık katmak isteyen bize başvuran ya da bazen bizim anlatmak ister misin dediğimiz konuklarla yaptığımız katarsız bence 5 yıla oluyor artık. Hı hı. Ee, her yerde ve herkesin duygusuna dokunabilecek bir hale geldi. Beni çok büyüttü. Çünkü ben de tanıştım. Biliyorsunuz bütün ön yargıların altındaki temel sıkıntı tanışmamaktır. Tanışmak merhaba ben Gökhan, merhaba ben Cansel tanışması değil. Bütün öykümü de anlatmak zorunda değilim. Ama ifadeyi görmek, duyguları nasıl yaşadığını görmek. E bu tanışma beni de çok büyüttü tabii ki. Elbette mesleğimiz gereği birçok insanla tanıştık ama katarsiste tanıştığım insanların hayat ve hayatın ulaşamadığım uçları ile ilgili bana öğrettiği şeyler çok büyük ve kıymetli. Orada şu riski sizi rahatsız ettim. Mesela ben bu hafta sizin kulaklarınızı çokça çınlattım. mesela biz hani pavyondaki kadınların hikayelerinin pek çoğunu sizin size misafir olanlardan dinledik. Ve o dünyanın ne kadar korkunç olduğunu, ne kadar büyük acılar yaşadıklarını dinledik. Ama şimdi mesela bir dizi vesilesiyle böyle bir pavyon sahnesi çok gündemde. Ee, ve şey Ankara'nın bildiğiniz böyle bir e, kültürel öğesi haline dönüşüyor gibi bir şey turlar var işte böyle bayağı beyaz yakalılar İstanbul'dan evet. çıkıp pavyon turlarına falan gidiyorlar. Evet, evet. Yani popüler kültür hem bizi bir şeylerle tanıştırmak konusunda bir araç ama hem de bir şeyin içini boşaltmak o acıları böyle sadece seyirlik bir şeye çevirmek Hı -hı. noktasında da bir risk mi sizce? E tabii yani günün sonunda baktığımız zaman bir şeyler gündem olur bir şeyler gündemden düşer. Hı hı. Şimdi bir dizi bazen bu gündemi yaratır bazen bir haber ya da herhangi bir şey işte bir hı hı. sosyal medyadaki bir sesleniş vesaire. Ama baktığımız zaman asıl mesele onların o dönemin popüleri olması ve sonra zirveye çıkartıldıkları gündemden yere düşmesi olarak hı hı. da görülüyor. Şimdi mesela izlediğimiz e, bu e, fragman sanırım fragmanda hı hı. da böyle bir şey var. E, aslında e, elbette bu dizide bu hikayenin nasıl anlatılacağını Tabii belki çok bilmiyorum. derin bir yere girecekler falan Tabii. o başka bir şey ama hani geldiğimiz nokta itibariyle bir popüler kültür tüketim nesnesine dönüşmüş durumda. Kesinlikle öyle. Bunlar daha çok nesneleştiren hı hı. daha fazla belki işte içini boşaltan dediğiniz gibi bir yerde duruyorken, bu şimdi bu kadar gündem oldu ama aslında e, yıllardır e, kuşaktan kuşağa e, o sahnede dans eden e, ya da o masalara giden e, bunu bu arada kendi gönlüyle, isteğiyle yapan insanlar da vardır. Elbette onların hayat biçimi bu. Ama buna mecbur kalmış çok küçük yaşlardan itibaren buna itilmiş dünya kadar e, insanın, kadının hikayesini de ...göstermek gerektiğini hala inanıyorum hı hı. ben. Onu da şöyle söyleyebilirim. Gülümseyerek gördüğümüz her hayat mutlu değil. Evet. Ee, ya da ışıkların, şişelerin, ne bileyim işte alkışların ortasında... ...dans eden bir kadının e, yüzüne gözüne baktığımız zaman... ...onu çok neşeli diye görmek yanıltıcı. Hı hı. Ee, o kuliste e, o makyaj silindiğinde ne hissedildiğini... ...ya da kafayı yastığa koyduğunda ne hissettiğini kimse bilemez... O yüzden bu kadar eşyalaştırmak yerine ben hikaye anlatmayı önemseyen bir yerde duruyorum. Hikayeyi çok güzel anlatan birçok başka program da var bu hı hı. O yüzden de evet o hayat hikayesine bakmak lazım. Bu görüntüye bakıp pavyon turları düzenlemeye başladığımızda aslında biraz durumu hem duyarsızlaşıp hem de nesneleştiriyoruz gibi geliyor bana. Aslında hikaye anlatmakla ilgili şöyle de bir sıkıntı yaşıyoruz ülkede. Mesela şu son dönem şey diziler çok modaydı ya layık muhafazakar çatışmalarını anlatan diziler. Onda da mesela belli bir yere kadar olana müsaade oldu ama daha başka bir yere konuyu neşterlemeye çalışan bir başka diziye de izin gelmedi mesela. Orada da hani aslında egemen sistem de hangi hikayelerin nereye kadar anlatılacağını, hangilerinin anlatılmayacağını da belirliyor herhalde değil mi? Ve neyi konuşup neyi konuşamayacağımız da aslında buralardan belirli. E, ve dönüp baktığımız zaman aslında e, zaten sadece televizyon kanalları ya da işte medya yayın kuruluşları vesaire değil ki. Bence artık her insanın içinde bir otosansür mekanizması başladı. E, kaygılarla beraber hani birçok sebeple beraber de başladı baktığımız zaman. Bu söylediğim şey siyasi bir şey değil ama. Yani... Her sözün, her fikrin, her cümlenin, her duygunun dinlendiği bir yerden bahsediyorum. Doğru söylüyorsunuz. aslında Elbette gündemden habersiz ya da bu konunun cahili değilim. yapılan her televizyon işi izlenmek için de yapılır bir taraftan da. Ama bu amacının yanında aslında toplumun her yüzünü, her insanını, her kültürünü gösterebilmeye niyetli olan. E bunu tabii ki toplumun normlarına, değer yargılarına saygıyla yapabilecek olan işler niye susturuluyor? Onu da konuşup düşünmek lazım. Nereye kadar konuşmaya hakkımız var? Ya da e, televizyon dizileri için de geçerli. Bu her alan için geçerli aslında. Yani neden insanların hayat hikayeleri bir toplumu, bir oluşumu engellesin ya da onları kötülesin illaki? İnsan hikayesi anlatılmasına niye müsaade verilmiyor? Buralar düşünüyor. Bir de bu kadar fazla sansürle beraber e, bir süre sonra sözümüz, duygumuz, e, hayat biçimlerimiz, ailemiz, e, bunlar da sansürlenmeye ya da daha içe kapanmaya başlamayacak mı? Bütün meseleler medyanın estirdiği rüzgarla başlamıyor mu? E, kendi iç dünyalarımıza da daha fazla sıkışıklığı körüklemiyor mu? Bu kadar susturulmuştuk. E, Sansürün bu kadar yoğun olduğu zamanlardan önce mi bizim ahlakımız bozuldu? Ee, şimdi hiç ahlaksızlık olmuyor mu? Konuşmadığımız, yasakladığımız konularla ilgili bu memlekette kötü şeyler olmuyor mu? Ee, neden ben her hafta e, onlarca istismar ihbarı alıyorum ya da başvurusu alıyorum e, yaşam içerisinde? Düşünüp sorgulamak lazım. Yasakla şiddet, acı, istismar ee, ya da işte ne bileyim ahlaksızlık, namussuzluk korunuyor mu böyle? Başka bir yapı, başka bir düzenek gerekmiyor mu? Buraları konuşmak lazım çünkü neyi bastırırsak o çok fena şekillerde çıkıyor ama kapalı kapıları ardında. Bizde bir şey görünmezse sorun yok şeyi var ya ah. herhalde o onun bir tezahürü bu. Evet. Ah. Ee, şu şeye de girmek istiyorum aslında konuştuğumuz şeyler de bunu anlatıyor. Bu tür yasaklar bizi kendi mahallelerimize ve kendi yankı odalarımıza hapsediyor aslında. Ve günün sonunda sadece kendimizin söylediği, kendimiz gibi insanların olduğu şeylerle, sosyal medyada dahil olmak üzere şikayet ediyoruz. Ama diğer tarafla, diğer bahçenin diğer tarafındakilerle bağlantımız kopuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu yankı odaları ve sürekli herkesin kendi mahallesinde olması haliyle ilgili? E, e, aslında e, belki de en tehlikeli şeylerden bir tanesi... E, bu tarz kutuplaşmaların ortaya çıkması. Yani çok uzaklara gitmeyeyim. Samimiyetle kendi hayatımdan örnek vereyim. Kalabalık ailede ben doğduğumdan beri başka başka dünya görüşlerinde olan iki akrabam var mesela yakın akrabamda ve ikisi de farklı siyasi görüşlere sahipler. Bizim 40 yaşımı gelene kadar işte eskisi kadar yapamıyoruz gerçi ailenin büyüklerini kaybediyoruz vesaire ama bütün o işte Bazen iftar sofralarımız, bazen bayram yemeklerimiz, bazen yılbaşı buluşmalarımız kalabalık olunan yerlerde. Bu iki akrabanın aslında memleket üzerine tartışıp kendi fikirlerini anlatabildiği, yer yer böyle sesler yükselse bile en son giderken hadi Allah'a emanet ol ya da iyi bak kendine görüşürüz diye biten görüşmelerle doluydu. Şimdi epeyce de yaş almış bu iki akraba... Yani çok yakından örnek vermemin sebebi bu. Birbirlerini duyabilmeye tahammül edemez hale geldiler. Bir mizaçları bir karakterleri var ikisi de çok sevdiğim insanlar ama günün sonunda aslında kürsülerden evlere doğru giren kutuplaşma sesleri, kutuplaştırma sesleri aslında bütün aileleri ve hayatları etkiliyor bir. Yani böyle bir karma bile bozulabiliyor. Bunun dışında doğru söylüyorsunuz. Herkes kendi mahallesinde bağırıyor. Ve herkes de ülkeyi kendi mahallesi zannetmeye başladı aslında. Ee, i̇nsanlar e, et, içinde yaşadıkları toplumu kendi mahallesi zannetmeye başlarlarsa bir, e, yoğun bir öfkeye kapılırlar. Başka bir görüşten, başka bir hayat biçiminden insanlarla karşılaştıkları zaman. İki, bütün her yeri zaten zannettikleri dünyaya dönüştürmeye çalışırlar. Ve bunun için bir varoluş savaşı vermeye başlarlar. Temeli hasarlı bir varoluş savaşı bu. Üç, bütünlüğü kaybederiz. Ee, bakmayı kaybederiz, görebilmeyi kaybederiz, insan tanımayı kaybederiz. Düşünsenize milyonlarca Gökhan, milyonlarca Cansel başka başka şekillerde. Böyle bir dünya yaşanmaz hale gelir. Bunu duygusal açıdan söylediğim gibi bakmayın yani inanç açısından da, siyasi görüş açısından da, yaşam biçimi açısından da bunu uyarlayabilmeliyiz beraber hı hı. Ee, ve bu dilin acil hı hı. E, aslında siyasetin dili olması gerekiyor. Ee, vaatlerin de değil sadece altı doldurulabilecek olan eylemlerin e, yaşam içerisinde ülkeyi daha iyi hissettirebilecek aslında projelerin anlatılması gerektiği bir yerde hı hı. E, eskiden de vardı siyaset dilinde tartışma ama olaylar üzerinden de daha çok. Şimdi artık gerçekten de o körükleyen dil devam ettikçe bu mahallelerin duvarları daha fazla e, sert örülmeye başlanacak. En riskisi de bu. Evet. Vallahi süre çok çabuk geçti. Konuşmak istediğimiz çok şey de vardı ama Hı -hı. bitirdik. Biz de Hep söylüyoruz ya bu çağın şeyi kısa içerik. İşte böyle kimsenin uzun uzun bir şeyleri dinlemeye hali yok şeklinde. Ama biz bence ana konulara değindik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık ama bitirmeden de. Hı -hı. E, şey değil hani beş adımda beş adım atmak değil ama e, gerçekten hani izleyenlere de yani hmm. bakın şunu yapın. Şöyle de bir ihtimal daha varla. Hmm. Bir e, tavsiyeyle bitirmek isterim açıkçası. Hmm. E, sözü hemen size bırakayım o yüzden. Yani gördüğünüz, baktığınız insanların, herkesi anlamak ya da herkesin tırnak içinde psikoloğu olmaya soyunmamıza gerek yok ama gördüğümüz, baktığımız insanların da bence kutuplaşma diliyle biraz gölgelendiğini, aslında özlerinde insan olduğunu görmeyi önemli buluyorum. Bir insanı bu cümleyi ne söyletmiştir empatisini yaşamayı anlamlı buluyorum. Karşı tarafın elbette kendi yaşam mücadelemizi vereceğiz ama karşı tarafın kılıcını çektiği bir yanda refleks olarak kılıcını çekmekten öte önce bir duymaya bir otur bak ben aslında bunu anlatmaya çalışıyorum duymaya ee, ve anlatmaya öncelik vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Soyut da kalmasın. Kendi ailemizin içerisinde nefes alacak alanlar yaratmak. Ee, bu arada tekrar söylüyorum yani herkesin alışkanlığı olmayabilir ama içinde bulunduğumuz dünya bizi sıkıştırdığında bizi o dünyanın içinde çıkartacak nedir? Harekete geçmektir. Beden ruhun sıkışıklığını da alan bir şeydir. O yüzden bedeni harekete geçirmek. Herkes aynı sporu yapmak zorunda değil. Ama bedeni hareket ettirecek bir şeyler bulmak yaşam içerisinde... Bunun dışında bazen bu dünya sıkıştırdığında başka bir dünyaya yolculuğun formülü nedir? Başka bir dünyaya bizi çıkartacak kitabı okumak bazen. O şarkıyı dinlemek. Özünü hatırladan kastım da o. Bazen zorlu anıları da vardır çocukluğun ama bizi iyi hissettirecek anılarının fotoğraf albümlerine bakmak. Kendi adına nefeslenme zamanı için bir alan bulmak. Kimi için bu bu arada örgü olabiliyor. Kimi için işte yaptığı o küçük kağıt koleksiyonu olabiliyor. Atıyorum bir diğeri için gerçekten de işte yandaki odanın şeyini değiştirmek olabiliyor. Ama kendi nefeslenecek alanın ne? Programın başında da bazılarını anlattım. Bunları bulmayı önemli buluyorum. Ve e, içten içe şeyi bir söylemekte fayda var. Ben en azından nefret diline, öfke diline geçmemek, kutuplaşmamak için elimden gelen mücadeleyi veriyor muyum? Hı hı. Buralara da bakmayı önemli buluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani dünya ve gündem hoyrat ama biz birbirimize karşı hoyrat olmak zorunda değiliz. Haftaya başka bir sözde görüşmek üzere.